Herkese ben Aybüke Sengir. Yepyeni bir hafta, yepyeni bir Weekly Fix'te yeniden karşınızdayız. Bu hafta Xbox Game Pass'te fiyat artışı, Final Fantasy 16'nın çıkışı, Electronic Arts'taki yeniden yapılanma, Netflix'e gelen canlı çekim animeler ve çok daha fazlası var. Hadi öyleyse işte karşınızda Weekly Fix. Korktuğumuz başımıza geldi. Türkiye'de çok uzun süredir zam yapmayan ve oyuncuları mutlu eden Xbox Game Pass'in fiyatı maalesef artıyor. Bu haberi ilk olarak The Verge paylaştı. Microsoft 6 Temmuz itibariyle yeni abonelerin ücretlerinde artışa gidecek. Böylece Xbox Game Pass Ultimate aboneliğinin ücreti $15'dan $17'a yükselirken Türkiye'deki kullanıcıların 45 lira ödeyerek aldığı hizmetin yeni ücreti 120 lira olacak. Konsol için Xbox Game Pass ise $10'dan $11'a yükselirken ülkemizde bu abonelik türünü almak isteyen kullanıcıların artık 30 lira yerine 80 lira ödemesi gerekecek. Şunun altını çizelim, PC Game Pass ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değil. Yani PC oyuncuları bir süre daha mutlu mesut yaşayabilirler. Öte yandan Microsoft sadece abonelik hizmetlerinde değil, aynı zamanda Xbox Series X konsollarında da fiyat artışına gidiyor. ABD'de fiyatı değişmeyen ürün diğer pek çok ülkede zamlanarak PlayStation 5'in fiyatlarına eşitlenmiş olacak. Eğer mevcut bir Xbox Game Pass abonesiyseniz yeni fiyatların sizi etkileme tarihi 13 Ağustos. Ancak yeni abone olarak hizmete katılacaksanız güncel fiyatlar 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Öte yandan Xbox Game Pass'e eklenen yeni oyunlar da açıklandı. Bunlardan biri de Need for Speed Unbound. Oyun 22 Haziran'da platforma geldi ve dilerseniz mevcut fiyatlarla doya doya oynayabilirsiniz. Final Fantasy 16 dün itibariyle piyasaya çıktı ama oyun çıkmadan 2 saatlik demosunu oynayan hayranlar özellikle yeni bir özelliğe kilitlenmiş durumda. Active Time Lore, yani aktif zaman hikayesi. Bu özellik sayesinde oyuncular ister normal oynanışın, ister savaşın ya da ara sahnelerin ortasında olsunlar, oyunu istedikleri an duraklatarak söz konusu bilginin bir zihin haritasına, yani adeta geçmişine ulaşabiliyorlar. Reddit kullanıcısı Behold the Bean bu yeni özellikle ilgili şunları söylüyor. Active Time Lore bir aksiyon macera oyununda gördüğüm en iyi oyun içi günlük uygulaması. Çok küçük bir şeymiş gibi görünebilir ama hem hantal değil hem de bunaltıcı hale getirmeden oyunun lore'unu bana hatırlatıp öğretmede cidden fark yarattı. Active Time Lore bir aksiyon macera oyununda gördüğüm en iyi oyun içi günlük uygulaması. Başka bir kullanıcıya göre ise Active Time Lore sayesinde yalnızca oyun içi sahneler ve hatta ara sahnelerle alakalı bilgilerin yanı sıra konuyla bağlantısı olan bilgiler de yer alıyor. Başka bir deyişle karşınıza çıkan diyalogların bağlamını tek bir başlık altında derli toplu görüp öğrenebilirsiniz. Duke Silver 1987'de aynı fikri paylaşıyor. Bugünlerde her oyunda bulunması gereken özellikleri uygulamaya çalışan çok fazla oyun görmüyoruz. Active Time Lore'un bundan sonra endüstri standartı olması gerekiyor. Active Time Lore'un arkasındaki amaç da muhtemelen zaten bu. Oyuncular konuştukları kişinin hikayedeki bağlamını, daha önce bu karakterlerle konuşup konuşmadıklarını ve hikayede neden önemli olduğunu öğrenmelerine izin veriyor. Öte yandan geliştirici Square Enix daha önceki açıklamalarında bir birinci gün yaması olmayacağını söylemiş olsa da oyuna birinci gün yaması geldi. Yoshida ve geliştirici ekip birinci gün yaması nedeniyle özür diledi fakat bunun zorunlu bir indirme olmadığını belirtti. Yani oyun internet bağlantısı olmadan sorunsuzca oynanabilecek ve güncelleme dijital kopyaların ön yüklemelerinde yer alacak. Bu arada güncelleme ufak sayılabilir, sadece 300 MB. Görevimiz Tehlike, Ölümcül Hesaplaşma 1. bölüm. Tom Cruise'un en çılgın aksiyon sahnelerinden birine sahip. Aktör bu sahneyi çekerken ölebileceğini düşündüğü için bu çekimi prodüksiyonun ilk gününe aldırmış. Tom Cruise'un paraşüt açmadan önce bir uçurumdan motosikletle atladığı meşhur sahneden bahsediyoruz. Entertainment Tonight'a verdiği röportajda Cruise, bahsi geçen sahneyi neden hemen aradan çıkartmak istediğini şu sözlerle açıklıyor. Filmin çekimlerini tamamlayıp tamamlamayacağımızı bilmemiz lazımdı. Öyleyse ilk günden bilmek en doğrusu. İlk gün ne yaşayacağımızı görelim de hepimiz filme devam edebilecek miyiz yoksa film baştan mı yazılacak öğrenelim istedim. Cruise'un sürece bakışı biraz farklıydı. Eğer sahneyi ilk gün çekerlerse filmin çekim sürecinin orta yerinde durma riski yoktu. Cruise prodüksiyonun ortasında bu sahneyi çekerken yaralanır ya da ölürse durumu düzeltmek stüdyoya zaman ve paraya mal olabilirdi.
Antrenmanlıydım ve çekime hazırdım. Böyle çekimler için jilet gibi keskin olmanız gerekir. Bunun yapılacak ilk çekim olması çok mühimdi. Bunu bırakıp başka şeyler çekmek ve bu süreçte de aklımın bu sahnede olmasını istemedim. Herkes hazırdı. Hadi bitirelim şu işi dedim. Electronic Arts CEO Andrew Wilson imzasıyla bir mesaj yayınladı ve yeniden yapılanmaya gidildiğini açıkladı. Mesajda yaratıcı ekipleri güçlendirmek amacıyla büyük stüdyoların ve liderlik yapısının yeniden düzenlendiği duyuruldu. Buna göre EA Games ve EA Sports birbirinden ayrılıyor ve EA olabildiğince oyunların ötesine geçmeyi hedefliyor. EA Games'in adı da artık EA Entertainment olacak. Wilson gelişmeleri duyurduğu mesajında şunu söyledi. İnteraktif eğlencenin geleceğini efsanevi seriler ve yenilikçi yeni deneyimler üzerine inşa ediyoruz. Bu gelişme de büyüme adına bize büyük fırsatlar sunuyor. Yeniden yapılanmanın işten çıkarmalarla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ise belirsiz. Stüdyo liderlerine kendi alanları üzerinde daha fazla kontrol sağlanırken gerçekleşen bu değişiklik sayesinde EA'in en büyük para kaynağı olmaya devam eden EA Sports'un ayrı bir konuma yerleştirmesi hedeflenmiş gibi görünüyor. Özellikle de futbol simülasyonları EA için büyük gelir kaynağı olmaya devam ediyor. FIFA 23 şirkete neredeyse 2 milyar dolarlık net gelir sağladı. Bir Diablo 4 oyuncusu 172 saatlik 91. seviye hardcore karakterinin köye ışınlandığı sırada yükleme ekranı sırasında ölmesi üzerine öfkeden adeta deliye döndü. Yeni Zelanda merkezli yayıncı Queen69 bir zindanı tamamladıktan sonra karakterini Kiyovaşat'a ışınlarken ekranda beliren Hall of Fallen Heroes mesajı gördüğü anın videosunu YouTube'a yükledi. Queen69'ın yapabileceği tek şey kabul et seçeneğine tıklamak oldu. Queen, Allah'ın cezası zindanı bitirdim ve kasabaya ışınlandım. Kasabaya ışınlanırkenki yükleme ekranında karakterim öldü dedi. Diablo 4'ün sistemi ise ölümü şu şekilde kaydetti. Çevre tarafından öldürüldü. Sebep her ne olursa olsun Queen69 bir haftadan fazla zaman harcadığı karakterini kaybetti. Bu acımasız bir son ancak Queen69 kendi hatası olmaksızın bir hardcore karakterini kaybeden tek Diablo 4 oyuncusu da değil. Geçen haftaki Victifix'te bağlantısı kopunca karakterini sonsuza dek kaybeden 100. seviyeye ulaşan ilk Diablo 4 oyuncusunun haberini de paylaşmıştık. Diablo 4'ün hardcore modu permadeath özelliğine sahip, yani bir karakter öldüğünde sonsuza dek yok olmuş oluyor. Xbox Game Studios'un başındaki isim Matt Booty, Starfield'ın Skyrim, Fallout 4 ve diğer Bethesda oyunlarından daha az hataya sahip olduğunu iddia etti. Xbox kullanıcılarını üzen Redfall'dan sonra hadi hayırlısı diyoruz. Giant Bomb'a konuşan Booty, Starfield'ın durumu hakkında endişelenen hayranların yüreğini su serpmeye çalışıyor. Sözleri şöyle. Starfield'ı içeride oynayan, Todd ve ekiple birlikte çalışan çok sayıda çalışanımız var. Toplam hata sayılarını görüyorum ve sadece bu rakamlara bakarak bile eğer oyun bugün piyasaya çıksa, Starfield bugüne dek piyasaya sürülmüş Bethesda oyunları arasında en az hataya sahip olan oyun olur diyebiliyorum. Xbox'ın patronu Phil Spencer da şunları ekledi. Şu anda şirketimizdeki her kalite kontrol çalışanı Starfield oynuyor. Hata sayılarına ve bulunduğumuz noktanın kalitesine bakınca benim açımdan beni en mutlu eden şey oyunun tam da hedeflediğimiz gibi olması. Bethesda'nın hala Starfield üzerinde çalıştığı ve çıkışa henüz 3 ay daha olduğunu düşünürsek hata oranları muhtemelen azalmaya devam edecektir. Ancak oyunun çıkış günü nasıl bir performans sunacağı ise bizim için de merak konusu. Netflix, Avatar Son Hava Bükücü canlı çekim dizisi için ilk görüntüleri paylaştı. Netflix'in Tudum etkinliğinde ortaya çıkan kısa tanıtım, Avatar'ın unsurlarını mistik bir film müziği eşliğinde sunuyor. Daha da önemlisi şirket yeni Avatar dizisini ne zaman izleyeceğimizi de açıkladı. 2024. Avatar uyarlaması popüler anime serisini ilk kez canlı çekim olarak hayata geçirme planıyla 2018'den beri geliştiriliyor. Dizinin yönetmeni Albert Kim, dünyayı genişletip büyüteceklerini, hem mevcut hayranlar hem de hikayeyi ilk kez görecekler için sürprizleri olacağını söyledi. Ancak ekip olarak özgünlük şiarıyla yola çıkmışlar ve her an özgün olmaya odaklanmışlar. Orijinal Avatar yaratıcıları Michael Dante Dimantino ve Brian Konietzko başlangıçta yönetici, yapımcı ve showrunner olarak ekipte yer alıyordu. Ancak ikili 2020 yılında projeyle yollarını ayırdı. Öte yandan Netflix, ünlü anime dizisi One Piece'in canlı çekim dizisi versiyonunun nihayet ilk teaser'ını yayınladı ve yayın tarihini açıkladı. Dizi 31 Ağustos'ta yayına giriyor.
One Piece 1000 bölümünden fazla süren bir anime. Netflix'in bunun ne kadarını 10 bölümünü tamamlayacağı büyük bir soru işareti olsa da animede Luffy'yi göreceğimizi tahmin etmek pek zor değil. Terminator filmlerindeki Sarah Connor rolüyle tanınan Linda Hamilton'ın Stranger Things dizisinin 5. sezon kadrosuna katıldığı açıklandı. Daha önce 80'lerin bazı önemli yıldızlarını kadrosuna katan Stranger Things için bu transfer büyük bir başarı. Stranger Things zaman çizgisi artık 90'lara yaklaştığına göre James Cameron'ın 1991 tarihli klasiği Terminator 2 Judgment Day'de gerçek bir aksiyon ikonu haline gelen Hamilton'ın önümüzdeki sezonda yer alması da oldukça makul sayılabilir. Yeni sezona ait gösterilecek bir görüntü henüz elde olmadığı için bu duyuru Stranger Things'in Tudum'daki en büyük olayı oldu. Esasında prodüksiyonun bu ay başlaması planlanıyordu. Ancak showrunner'lar geçen ay yaptıkları açıklamada Hollywood'daki senarist grevi sürdüğü müddetçe çekimlerin başlamayacağını duyurmuşlardı. Yani çekimler bir miktar gecikebilir. Weekly Fix'te bu haftalık haberlerimiz bu kadar. Ama tabii ki haberlerimiz bunlarla sınırlı değil. Çok daha fazlası için bizi sitemizden ve sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve tabii ki bir sonraki Weekly Fix'e kadar IGN'le kalın. Hepinize iyi hafta sonları.